Adem Aleyhisselam şeytana uyup dünyaya geliyor. Ancak bu dünyaya gelmesiyle birlikte insanların yaratılışı hasıl oluyor. Böyle olunca da böyle güzel bir başlangıca şeytan vesile olmuş olup olmuyor gibi mi oluyor? Veya vesile olmuş gibi olmuyor mu? Bunu nasıl Şeytan vesile olmasaydı insanlar yaratılmayacak yaratılmayacak mıydı diye bir soru. Evet, şeytanın burada niyete esas. Şeytan Hazreti Adem'i kandırırken veya aldatmaya çalışırken dünyaya gitsin de neslinden insanlar gelsin. Peygamberler gelsin. Muhammed Aleyhisselam gelsin de insanlık şeref kazansın. Tekrar cennete gelsinler diye Hazreti Adem'i aldatmaya çalışmamıştır. Ameller niyetlere bağlıdır. Hatta ihlasın kalbinde de halis niyet vardır. Bütün kitaplarda özellikle Buhari'nin birinci hadisi niyetle alakalıdır. Niyet ihlastan önce gelir. Yani niyet bozuksa ben Allah için yaptım bunu filan demesi de bir şey ifade etmez. Onun için şeytanın niyeti Hazreti Adem'i cennetten mahrum etmekte. Ama dünya diye bir yere gelecek, dünya olacak. Şeytanın öyle bir malumatı, bilgisi de yoktu o zaman zaten. Sadece onun derdi cennetten mahrum etmekti. Sadece tahribattır şeytanın hedefi. Bu tahrifatın arkasında şöyle bir tamirat olacak. Şeytan öyle bir şey düşünmez. Bugünkü insi şeytanlar da, cinli şeytanlar da yine aynı maksat için hareket ederler. Şeytan Hazreti Adem'e musallat olurken aslında sağdan yaklaştı. İyi vaatlerle geldi. Yaklaştı Hazreti Adem'e, Havva'ya, dedi ki ya Adem, sen bu cenneti beğendin mi? Beğenmez miyim dedi. Ne muhteşem bir cennet. Bir alem. Ama dedi maalesef sen burada çok az kalacaksın. Demedi ya. Evet, az kalacaksın. Sen laftan anlamaz mısın ya demek istedi. Allah ne buyuruyor? Ayette ne buyuruyor? Ya ademüskün ente ve zevcükel cennete feküle minha ragadan haysu şi'tüme felâ tekrabe hâzihi şecerate. Ey Adem ve Havva, siz ikiniz beraber bu cennette sakin olun. Yiyin için. Fakat şu ağaca yaklaşmayın dedi. Allah sana burada sakin ol diyor ya Adem dedi. Bak dinle. Adem müskün. Sakin olmak az kalmaya delalet eder. Sen az kalacaksın burada. Bizim evlerin de adı meskendir. Yani 40-50 sene kalınacak bir yer. Eğer sen bu cennete ebedi kalacak olsaydın Allah sana şöyle demeliydi. Ya Adem üsbüt veya ya Adem muhlüd veyahut da ya Adem istekar demeliydi. Halbuki Allah bu kelimeleri kullanmıyor. Sakin ol diyor. Sen az kalacaksın diyor. Sakin olmak az kalmaya delalet eder. Hazreti Adem bunu duyunca bir telaş etti. Telaş etme dedi ya. Ben dedi sana istersen bu cennette ebedi kalma yolu göstereyim. Göstereyim mi? Göster dedi tabii ya. Allah sana şu ağaca yaklaşma dedi ya. Memnu ağaç. O ağaca yaklaşmadığın, memnu meyveden yemediğin için bu al cennette az kalacaksın. Aldatıyor. Gider o ağaca bir yaklaşır, meyvesinden yersen şifre çözülmüş olacak. Sen cennette ebedi kalacaksın dedi. Hazreti Adem ebedi cennette kalma niyetiyle yaklaştı. Memnu ağaçtan yedi meyvesinden ve bayılınca, demek sarhoş oldu. Ayetten de bu anlaşılıyor. Ve avret mahalleri açıldı. Ve sonra Cenab-ı Hak da bu hikmete binaen Hazreti Adem'i dünyaya gönderdi. Bazıları Adem cennetten kovuldu. Adem cennetten çıkarıldı. Buradaki kardeşimizin ifadesinde de farklı bir tabir var. Evet, ne diyordu? Şeytana uyup dünyaya geliyor. Hazreti Adem kendi isteğiyle dünyaya gelmiyor. Böyle bu tabirlerden daha farklı bir tabir kullanmak lazım. Li hikmetin, belli hikmetlere, hayırlara, sonuç itibariyle hayırlara vesile olması için Adem
cennetten geldi, dünyaya şeref verdi demek daha yerinde ve daha isabetli olur. Ama tekrar edeyim, şeytanın maksadı ne böyle dünyaya gelsin, daha hayırlara vesile olsundu. Niyeti bozuk olduğundan bunlar sonuçta belli hayırlara sebebiyet verse bile, Adem'in yeryüzüne inmesi belli hayırlara sebebiyet verse bile bunlardan şeytana bir kazanç olamayacaktır. Şeytan bunlardan sebebiyet vermenin sevabını kazanamayacaktır. Çünkü şeytanın niyeti olabildiğince kötü ve maksadı daha başka idi diye kısaca özetleyebiliriz.